Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Ünlü bir bilim insanı arkadaşlarına Beethoven'in bir eserini nokta nokta nokta. Şimdi arkadaşlar Beethoven'in eseri ne olabilir? Tamam mı? Çünkü devamında bakın çaldığım diyor. Yine bir kenarda dursun. Şimdi ee, ben hiç yaşamamış olsam belirsizlik ilkesini nokta nokta başka bir formüle ederdi. Nokta nokta Beethoven hiç doğmamış olsaydı bu çaldığı meseri kimse yazamazdı diyor arkadaşlar. Bakın burada aslında anahtar bir kelimen var çaldığım. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ünlü bir bilim insanı arkadaşlarına Beethoven bir eserini çaldıktan sonra ben hiç yaşamamış olsam belirsizlik ilkesini nokta 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 formüle ederdi. Sonra e, nokta nokta Beethoven hiç doğmamış olsaydı bu çaldığım eseri kimse yazamazdı. Neredeyse hiç doğmamış olsaydı diyemem. Hat, ancak hiç doğmamış olsaydı. Hatta hiç doğmamış olsaydı belki. Özellikle ve maalesef hiç doğmamış olsaydı hiç diyemem zaten. Bu durumda Denizli şıkkını, Edirne şıkkını ve Adana şıkkını eliyoruz. Beethoven'in bir eserini anlattıktan sonra olmaz değil mi? Çaldıktan sonra muhtemelen e, belirsizlik ilkesini muhtemelen başka bir formüle ederdi diyebilirim ve ancak getirebilirim anlamına göre cevabım bursa. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı hayret içinde verilenle uyuşmamaktadır? Çağımızın önemli buluşlarından biri de kuşkusuz fotoğraftır. Buluş icat demek arkadaşlar. Bir şeyi keşfetmek. Kuşkusuz şüphe uyandırmayan yani şüphesiz anlamına gelir. Muhtemelen ise belirsizlik anlamını vermiş tabii ki. Dolayısıyla İki uyuşmuyor cevabım Bursa. Fotoğraf becerinin yanı sıra teknik ve bilimsel eğitimi de gerektir. Yanı sıra onun yanında bunu da gerektir demek istiyor doğru. Bu eğitimin sağlıklı yani güvenilir olması için bilimsel araştırma ve çalışmalar yapılmalıdır. Sağlıklı güvenilir doğru. Ayrıca fotoğrafçılığın ortak dilini oluşturmak fotoğraf Araç ve gelişlerinin işlevlerinde ortak tanımlamalara varmak gerekir. Ayrıca bundan başka bunun dışında gibi bir anlama geliyor arkadaşlar. Doğru, cevabım Bursa. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Fazlı Hüsnü Dağlarca'nın çocuklar için yazdığı şiirleri yetişkinlerin çocukluğuna sesleniş biçiminde yorumlamak neredeyse bir ortak kabul durumudur. Dağlarca'nın İç çocuk gövdesinde doğan bu şiirleri şairin çocuk dürbününden yansımalar biçiminde algılamanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani dağlarca şiirlerini iç gözünü çocuk dürbünü gibi kullanarak yazmaktadır. Çocuk dürbünü gibi kullanmak arkadaşlar çocuğun gördüğünü daha doğrusu çocuğun baktığı gibi bakmak onun gördüğünü görmek manasına geliyor. Yani kendini çocuğun yerine koymak empati kurmak gibi düşünebilirsiniz. Kendi yaşamı dışındaki hayatları anlamaya çalışmak. Şiirlerin yaşını belirsiz duruma getirme çabasında olmak bunlar alakalı değil. Farklı çocuklardan yola çıkarak kendi çocukluğuna seslenmek, okurların çocuk beklentilerini karşılamaya çabalamak, çocuğun baktığı yerden bakıp dürbünden bakarız ya hani uzağa göre görebilmek için çocuğun gördüğünü görmek kesinlikle cevabım E. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde anlatılmak istenenle aynı doğrultuda değildir? Sır tutamaz gökler, anlatırlar her şeyi tepelere. Tepeler meyve bahçelerine yetiştirir ve onlarda nergislere. Yani sır tutamamak üzerine aslında yani her şeyin bir gün ortaya çıkacağı ve ım, hiçbir zaman ne yapamamak? Bir şeyi gizli tutamamaktan bahsediyor. Fısıldanan sözler çok kere yüksek sesle söylenenlerden daha uzağa gider. Sırrı hani daha böyle fısıldayarak söyleriz ya sessizce ama beklemediğimiz anda daha çok yayılır. Çünkü neden? Gökler tepelere, tepeler meyve bahçelerine, meyve bahçeleri de nergislere yetiştirir. Bu aynı doğrultuda. Sırrını açma dostuna. Dostunun da dostu var. O da söyler dostuna. Nasıl ki gökler, tepeler, tepeler, meyve bahçelerini onlardan nergislere geçiyorsa. E bu da doğru. Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna da söyleme. Tamam. Derdini insana değil suya söyle. Çünkü su alır götürür, insan alır dağıtır. Yine bir sırrın dağılmasından bahsetmiş. Denizli'yi de eliyoruz. Bir sırrı devamlı surette saklamak insan ruhunu en çok olgunlaştıran şeydir. Bu arkadaşlar yukarıdakilerle. İlgili bir cümle olmamış. Cevabım E. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çocuk ve gençlik edebiyatında eleştiri konusu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Karşımıza çıkmaya devam ediyor diyorsa bu durumun hala süre gelen bir durum oldu. Dolayısıyla Adana şıkkını eleriz. Öznel bir tanım yapılmıştır. Tanım olabilmesi için arkadaşlar nedir? sorusunu sormam gerekiyor, sorabilmem gerekiyor. Eleştiri olumlu ya da olumsuz yazara, yayıncıya, okura yol gösteren, ışık tutan en etkin çalışma bence. Eleştiri nedir? Bakın, olumlu ya da olumsuz yazara, yayıncıya, okura yol gösteren, ışık tutan en etkin çalışmadır. Bu öznel tanım cümlesi koşula bağlılık söz konusu yani bir şart olacak. Kitaplar yayınlandıktan sonra yetkin bir eleştirmenin zihin laboratuvarında işlem görmelidir ki okurlar güvenle o kitabı okuyabilsin. Yani o kitabı güvenle okuyabilmenizin şartı, koşulu yetkin bir eleştirmenin zihin laboratuvarında işlem görmesi. Dolayısıyla burada bir koşul söz konusu. Bu yüzden C şıkkını da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Dördüncü cümlede edebiyatta eleştiri türünün azlığının nedenleri açıklanmıştır. Ülkemizde yetişkinler için bile kurumlaşmış bir eleştiri dalı yok denecek kadar azken çocuk ve gençlik edebiyatı için yetkin eleştirmen aramak biraz sınırları zorlamak oluyor. Eleştiri türlüğünün azlığını söylüyor ama nedenine değinmemiş. Niçin eleştiri türü az? Bunun cevabı yok. Dolayısıyla cevabım denizli. Durum tespitine yönelik bir öneride bulunulmuştur. Başımızı kuma gömmekten bugüne kadar hiç yarar görmedik. Bakın yani şimdiye kadar başımızı kuma gömdük ve yararını görmedik. Bundan sonra da görmeyeceğimize göre bir tespit yaptı. Bundan sonra da görmeyeceğiz. Sorunların üstüne gitmekte yarar var. Öneri olarak sorunların üstüne gidelim diyor. Doğru cevabım Denizli. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak isteneni destekler niteliktedir? Kitabın sayfalarını gelişi güzel, gelişi güzel arkadaşlar rastgele demektir. Rastgele açıp 3-5 cümleye bakarak genel yargılarla eleştiri yapmak esere de yazarına da hakarettir. Yani siz kitabı okumadan, gelişi güzel birkaç sayfa karıştırdıktan sonra ona eleştiriyorsanız bu hem o yazara hem de o kitaba yani o esere hakarettir. Doğru değil. Yanlış bir yaklaşım diyor. Bakalım. Bir her eleştirmenin eser incelerken kendine özgü tuttuğu bir yol var. Bununla alakası yok. Eleştiri düşünce bağlantısı güçlü cümlelerle yapılırsa okur üzerinde etkili olur. Bir eseri defalarca okumayan ve eserin gizemli dünyasına giremeyenlerin o eseri eleştirmeye hakkı yoktur. Yani siz eseri okumazsanız, sadece birkaç sayfasını karıştırırsanız rastgele gelişi güzel bir şekilde ve onun gizemli, sırlı, sırlarla dolu dünyasına giremezseniz o eseri eleştirmeye hakkınız yok demek istiyor. Ve yukarıdaki cümleyi destekler nitelikte cevabım C. Sanat eserleri her gün yaşadığımız için sıkıldığımız hayatı farklı bir çerçeve içinde sunar bize. Bunu da eliyoruz. Nitelikli bir eleştiride ilgi çekmek için yapılmış kalıpların dışına çıkılmalı. Bunu da eliyoruz. Cevabım C. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Klasik bir ÖSYM sorusu arkadaşlar. Orhan Veli şiirleriyle bize bilinmedik dünyalar kazandırdı. Şimdi öncelikle dünya sözcüğüne bakıyorum. İsim, doğru mudur? Evet. Nasıl dünya? Bakın nasıl sorusunu isme soruyorum. Nasıl dünya? Bilinmedik dünya dediğimde bilinmedik ifadesi sıfattır. Dolayısıyla sıfatın olmadığı şıkları eleyerek işimi kolaylaştırıyorum. Devrinde ve daha sonra onun hakkında pek çok eleştiri yazıldı diyor arkadaşlar. Bakıyorum... Ee, bu arada A'yı niye eledim? A'da zaten sıfatı bulmuşuz. Dolayısıyla A'yı elememem gerekiyor. ha. Zaten çünkü sıfat olacak ya hani. Daha sonra onun hakkında pek çok eleştiri yazıldı. Ne zaman yazıldı daha sonra yazıldı arkadaşlar? Buradaki daha sözcüğü bizim için nedir? Zarftır. Buna rağmen şiir kitaplarının hala yeni baskılar, şiir kitaplarının hala yeni baskıları yapılıyor. Arkadaşlar buradaki rağmeni tek başına değerlendirmeyin. E rağmen yani burada bir neyle birleştiğini görüyorsunuz. Yönelme halekiyle birleştiğini görüyorsunuz. E rağmen bizim için edattır. Ondan sonra baskı sözcü isim. İsme hemen nasıl sorusunu soruyoruz. Nasıl baskı, yeni baskı dediğimde buradaki yeninin de bir niteleme sıfatı olduğunu görüyorsunuz. Ve şundan dolayı bunları eliyoruz. Cevabım aşıkkı olur. Bu parçada aşağıdaki isim çekim eklerinden hangisi yoktur diyor canlar bakıyoruz. Kahramanlarına rüya gördürmeyen romancı sayısı çok azdır. Şimdi kahramanlarına buradaki EA arkadaşlar yönelme halekidir. Bu yüzden yönelme halekini eliyorum. Devam ediyorum. çünkü insan çünkü insan ana ögesidir romanın. Arkadaşlar romanın Ögesi ifadesine bakmanızı istiyorum. Şöyle, roman romanın ögesi ya da ana ögesi fark etmiyor. Anayı da ekleyebilirsiniz. Ana ögesi şeklinde baktığımda siz burada bir tamlama görmektesiniz. Romanın ögesi ifadesindeki ın in tamlayan ekidir. Ben buna tm diyorum. Ögesi ifadesindeki ı i tamlanan ekidir. Tamlanan eşittir, iyilik eki idi tamlayan ise ilgi ekiydi arkadaşlar. Dolayısıyla ilgi ekinde bulmuş olduk romanın ifadesindeki -ın, in, -in. İnsanın olduğu yerde -de, daha bizim için bulunma hal ekidir. Bunda ne yapıyorum? Eliyorum, devam ediyorum. İnsanı tanımanın, anlatmanın yolu bir aracı Araç, aracı gördüğünüz gibi ı benim için ne olacaktır tabii ki? Belirtme hal eki olacaktır. Ayrılma hal eki Diğer adı çıkma ekidir. Burada yok cevabım Edirne. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar cümlenin ögeleri için hemen bir taktik veriyorum. Nedir bu taktik? Vurgulu okuma. Yani sizin cümleyi doğru bir şekilde ögelerini ayırabilmeniz için vurgulu bir şekilde okumanız gerekiyor. Hemen bakıyoruz. Bilim insanları, tamam. Şimdiye kadar COVID-19'a yakalanmayan kişilerin bunu nasıl başardığını merak ediyor. Merak ediyor yüklem. Bakın yüklemi bulduktan sonra kim sorusu beni özneye götürecektir. Kim merak ediyor? Bilim insanları özne. Tamam mı? Başardığını ifadesi de neyi sorusuna yanıt verecektir canlar? Bakın. Neyi merak ediyor? Şimdiye kadar COVID-19'a yakalanmayan kişilerin bunu nasıl başardığını merak ediyor. Yani şimdiye diye başlayıp başardığını ifadesine kadar ise neyi sorusuna yanıt verdiği için burada bir belirtili nesneden bahsedebiliriz. Bu şekliyle baktığımızda özne belirtili nesne ve yüklem olacaktır. Cevabım E şıkkı olur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ben istediğimi istediğim gibi yazmayı severim. İstediğimdeki dık dik ve yine istediğimdeki dık dikte ne vardır? Sıfat-fiil vardır. An ası dik, ecekmiş gibi düşünmenizi istiyorum. Yazmayı ifadesindeki me, ma, mek, mak, me, ma, ış, iş bunlar da ad eylem yani isim fiillerdir. Devam ediyorum. Severim ifadesine baktığımızda çekimli eylem olduğunu görüyoruz. Sevmek, sever, severim. Çünkü çekimli eylem dediğimiz bir fiilin kip eki yani geniş zaman kipi almış ve kişi eki birinci tekil kişi eki almış dolayısıyla... Kip ve kişi kaldıysa aldıysa çekimlenmiştir. Yani hiçbir fiil kip ve kişi eki almadan zaten çekimlenemez. Severim ifadesi de nedir bizim için? Çekimli fiildir ve devam ediyoruz. Önceleri bunu yaparken ken ifadesi bizim için zarf fiildir. Ek fiil burada yok arkadaşlar. O yüzden cevabım Denizli. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır bakalım arkadaşlar? Birçok kaynakta da belirtildiği gibi eski İstanbul'un evleri genellikle ahşap olurmuş. Ahşap doğru yazılmış. Kaynakta doğru yazılmış. Birçok bitişik zaten doğru. Buradaki d da bağlaç olduğu için ayrı. İstanbul özel isim gelenek kesme işaretiyle ayrılır. Başka da aklınıza takılabilecek bir sözcük yok. Diğerleri zaten doğru Adana şıkkını eliyoruz. Bu ahşap evlerde birçok nedenden dolayı çıkan yangınlarda yanıp kül olu verirmiş. Şimdi arkadaşlar birçok ifadesi bitişik yazılır. Doğru. Bu ahşap evlerde birçok nedenden dolayı çıkan yangınlarda yanıp kül olmuş olması gerekiyordu. Dolayısıyla Evler de dedikten sonra buradaki d da bağlaç olduğu için bunun ayrı yazılması gerekiyor çünkü d da olan bağlaç ayrı yazılır ve bağlaç olan d da'yı cümleden çıkarıp okuduğumuzda anlamın pek de değişmediğini görebilirsiniz. Haydi bakalım o halde cümleden çıkarıp okuyalım buradaki d da'yı. Bu ahşap evler birçok nedenden dolayı çıkan yangınlarda yanıp küllolu verirmiş. Bakın anlam değişmedi. O zaman buradaki D daha bağlaçtır ve bağlaç olduğu için de ayrı yazılmalı. Cevabımız Bursa şıkkı. Olu vermek bu arada tezlik fiilidir ve bu bitişik yazılır. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani ikideki yazım yanlışının sebebi ayrı yazılması gereken bağlacın bitişik yazılması olmuş. Cevap B. Evet devam ediyoruz. 1918 yılında İstanbul'un doğru yazılmış özel isme gelenek kesmeyle ayrılır. Birkaç bitişik doğru semtinde meydana gelen büyük yangınlardan sonra birçok insan konut sorunu yaşamaya başlamış. Sorun yok bu cümlede. Hem konut ihtiyacını karşılamak hem de de daha bağlaç olduğu için ayrı. İstanbul'u daha modern bir yapıyla tanıştırmak amacıyla İstanbul'da yeni bir proje ortaya konmuş. Tamam. Eski dilde yangın mağdurları anlamına gelen Harikzedegan ismini taşıyacak olan apartmanların inşası işte böyle başlamış. Arkadaşlar özellikle belirtmek istediğimiz, vurgulamak istediğimiz sözleri tırnak içerisinde gösterebiliyoruz. Burada da onu yapmışlar. Sorun yok. Cevabım B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Sanatın hemen her dalında adından söz ettiren çok yönlü sanatçı, çok yön, az yön gibi bunlar tabii ki ya da tek yön, tek boyut, çok yön bunlar ayrı yazılır. Şehrin merkezine yapılan çok katlı otopark hafta sonunda açılacakmış. Çok katlı böyle yazılır. Çok yıllık böyle yazılır. Çok sesli böyle yazılır ama çok bilmiş. İşte buna dikkat etmelisiniz. Neden? Elimde iki tane sözcük var. Bu benim birinci sözcüğüm olsun. Bu da benim ikinci sözcüğüm olsun arkadaşlar. Eğer ikinci sözcükte sıfat fiil varsa onu nasıl yaz diyor? Bitişik yaz diyor. Bu benim kuralım. Çok ifadesinde herhangi bir fiilimsi yok. Ama Bilmiş ifadesindeki mışmış sıfat fiil olduğu için bitişik yazılması gerekiyor. Çünkü neden? Çok bilmiş ifadesi artı bir ismin önüne gelmiş, değil mi? Çok bilmiş tavır. Buradaki tavır isim. Nasıl tavır? Çok bilmiş tavır dediğim için ve buradaki mışmış sıfat fiil olduğu için çok bilmiş ifadesinin nasıl yazılması gerekiyor? Bitişik yazılması gerekiyor. Çok bilmiş tavır. Dediğimde dediğim gibi tavır isimdir. Çok bilmiş ifadesi de onun sıfatı olduğu için ve buradaki mış mış sıfat fiil dolayı bitişik yazılması gerekiyor. Cevabım aşık olur. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmeli? Evden çıkarken gülümsemenizi yanınıza alıp sizinle dolaştırabilirsiniz. Şimdi bunu dedikten sonra buraya tek nokta gelir. Sorun yok. Dışarıdayken en az 5 kişiye selam verebilirsiniz sıcacık bir gülümsemeyle. Selam verebilirsiniz ifadesi yüklem. Yüklemim olduğu için cümlemin sonuna yine tek nokta gelir. Bu durumda 1 ve 2'yi eliyorum. Birinin kapısını açabilir. Ağır bir yük taşımasına yardım edebilirsiniz. Cümlem bittiği için yine tek nokta. Bir söz var yıllar önce terapi eğitiminden aklımda kalan. Hayat asık bir surat için çok kısa. Çok kısadır demek istiyor canlar. Dır dir ekelemeki düşürülmüş. Düşürülebilir sorun yok. Her türlü cümlenin sonuna tek nokta gelir. Ama buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bir söz var yıllar önce terapi eğitiminden aklımda kalan. Bana bu sözü açıklayacağı için dördün olduğu yere iki nokta getirmemiz gerekiyor. Cevabım Denizli. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Kişiye odaklı röportajlar, hedef röportaj yapılan kişilerin yaşamını, yaptıklarını veya düşüncelerini dile getirir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımda buradaki noktalı virgül doğru kullanıldı. Neden? Bir cümlede noktalı virgül kullanılabilmesi için o cümlenin ögeleri arasında virgül olmalı. İkideki virgülden dolayı arkadaşlar. İkideki virgül de doğru. Neden? Yaşamını, yaptıklarını, düşüncelerini derken eş görevli sözcükleri sıraladığı Ve eş görevli sözcüklerin arasına virgül getirilmesi gayet doğru. Ve buradaki noktalı virgülün de zaten doğru olduğunu söyledik. Adana'yı ve Bursa'yı eliyoruz. Bu tür röportajların öznesi çeşitli sektörlerden toplumun ilgisini çeken tanınmış birçok insan olabilir sanatçılar, sporcular. Şimdi arkadaşlar birçok insan olabilir diyor. Bu arada 3 de doğru. Neden? Bu tür röportajların öznesi, ifadesi, özne ve özneden sonra virgül getirilmesi doğru. Ilgisini çeken tanınmış. Çekendeki en an sıfat fiil. Tanınmıştaki e, mışmış sıfat fiil. Çekenden sonra gelen virgül iki sıfat fiilin arasına gelmiş. Yani bu da eş görevli sözcüklerin arasına geldiğini gösteriyor. C şıkkını da eliyorum arkadaşlar. Şimdi e, ne demiş? Birçok insan olabilir diyor ve iki nokta getirmiş. E, gayet doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü bana bunları sıralayacak. Birçok dedi ve birçok şey ya sıralayacak ya da birkaç şey söyledikten sonra üç nokta getirecek arkadaşlar. Şimdi sanatçılar, sporcular nokta 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 olmalıydı arkadaşlar. Tamam mı? Neden? Çünkü devam ediyor. Çünkü bana birçok dedi. iki tane demedi. Sayı vermedi. Netlik yok. Birçok dediği için sonuna üç nokta getirmesi gerekiyordu. Cevabım E şıkkı olur. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Sevgili arkadaşlar bu tarz sorularda bize verilen metnin içinden bir giriş cümlesi arayacağız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi giriş cümlesini bulabilmemiz için giriş cümlesi bağımsız bir cümle olmak zorunda. Yani öncesinin olmadığı anlamını çıkarmamız gerekiyor. Bağımsız cümle olacak ve cümlenin içerisinde ne olmayacak? Bağlayıcı bağlaçlar olmayacak ve tabii ki konu olarak yeni bir konuya girmiş olması gerekiyor diyoruz bu şekilde incelememiz gerekiyor. Geleneksel masallarda büyü, sihir gibi ögeler çok yer alır. Ayrıca bu masallarda. Bu masallar dediği hangi masallar? Geleneksel masallar. Bir de söylemeyi unuttuğum bir şey var ki cümleler arasında köprüyü kuran anahtar kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Evet buna lütfen dikkat edelim. Çünkü bu masallar dediği şey ne? Geleneksel masallar. Ayrıca bu masallarda emek harcamadan kısa yoldan büyük başarılar elde etme eğilimi işlenir. Bu eğilimin bakın elde etme eğilimi dedi. Başarı elde etme eğilimi dedi. Burada da bu eğilimin belirgin bir şekilde öne çıktığı geleneksel masallarda çalışmanın aklın ve emeğin yeterince işlenmediğine tanık olunur. Dolayısıyla zaten bir cümle giriş cümlesi dolayısıyla diye de başlayamaz. Bilimsel bakıştan hayli uzak olan bu mistik yaklaşımın okuru da olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Dolayısıyla ifadesi arkadaşlar genelde nerede olur? Sonuç cümlesinde olur. Dolayısıyla bu dördüncü cümle ilk cümlenin ilk paragrafın sonuç cümlesidir. Bu durumda 3'ü ve 4'ü eliyoruz. Devam edelim. Geleneksel masalların birçok olumlu yanı olduğu yatsıyamayız diyor. Yatsımak yani inkar edilemez diyor. Şimdi burada geleneksel masalların olumlu yanına geçti. Yani yeni konuya geçti mi? Geçti. Bu masallar hangi masallar? Yani geleneksel masallar. Bu masallar insanların o ortak bilinç altından ortaya çıkmış ve yüzyıllar içinde süzülüp gelmiştir. Derin arzularımızı ve korkularımızı yansıtırlar. Bu özellikleriyle de bizi çabucak sarar ve etkilerler. İçerdikleri örnek durumlar, eylemler günümüz okuru için tanıdık geldiğinden etkileri çarpıcı ve kalıcıdır diyor. 5'ten itibaren arkadaşlar yeni paragrafa geçmiş. Cevabım C şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Düşüncenin akışını bozan cümleyi bulmak için arkadaşlar neyi bulmamız gerekiyor? aykırı bir cümle bulmamız gerekiyor. Yani konunun dışına çıkan bir cümle bulmamız gerekiyor. Bakalım. İyi ve kötü kavramları felsefenin daha doğrusu ahlak felsefesinin en temel tartışma konularındandır dedi. Burada herhangi bir sıkıntı yok zaten. İyi ve iyi ve kötü nedir sorusuna Epikuros'tan Nietzsche'ye, Platon'dan Farabi'ye pek çok düşünür cevap vermiştir. Şimdi burada konum iyi ve kötü, burada konum da iyi ve kötü. Dolayısıyla arkadaşlar 1'de ve 2'de Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü iyi ve kötünün ne olduğunu bilirsek konular koyabilir, kurallar koyabilir. insan davranışını ve toplumsal ilişkileri düzenleyebiliriz. Çünkü ile başladı diğer cümlenin devamı niteliğinde arkadaşlar. Dolayısıyla üçte de herhangi bir sıkıntı yok. Tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmese de iyi kitap ve kötü kitap kavramları da herkesin bir noktada sorguladığı kavramlardır. Şimdi burada artık iyi ve kötü kavramlarından ziyade biraz daha anlamı daraltıp iyi kitap ve kötü kitaba kaydı. Yani yukarıda iyi ve kötü kavramı verilirken aşağıya doğru bu anlam daraldı. İyi kitap ve kötü kitaba döndüğü için daha öz, daha dar bir anlam oldu. Dolayısıyla bu akışı bozmuş olabilir. Böylece insanlar arasında dolayısıyla toplumda ortaya çıkabilecek bir kargaşanın da önüne geçilmiş oldu. Toplumsal ilişkileri düzenleme dediği için burada da toplumda ortaya çıkabilecek kargaşayı önlemekten bahsetti. 5-3 ile alakalı. 4 arada kaldı. Akışı bozdu. Cevabım denizli. Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Öte yandan, pardon öte taraftan hayvanlar ve bitkiler gibi doğadan kopuk olarak yaşamını hiçbir şekilde de sürdüremez. Bakın öte taraftan hayvanlar ve bitkiler gibi Doğadan kopuk olarak yaşamını hiçbir şekilde sürdüremez. Sizce neyden bahsediyor olabilir arkadaşlar? Canlılar kimdir? Hayvan bitki diyorsa üçüncüsü de insandır. Yani başa insanla alakalı ya da insanın insan kelimesinin geçtiği bir cümle gelebilir. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. Ruhsal olduğu kadar bedensel gereksinimlerini de büyük oranda doğadan karşılar ve yaşamını şekillendiren birçok şeyin de oradan geldiğini bilir. İnsan doğa ilişkisi olabilir. Tamam mı? İnsan ve doğa arasındaki şey. Bakın anahtar kelimelerim üzerinden gidiyorum. Bir kan anahtar kelimem insan birisi de doğa. Devam ediyorum. Buna karşılık doğaya ne kadar sadık kalır ve onu korumaya nedenle özen gösterir? İşte bu konu hep soru işareti bırakır günümüz insanın kafasında. İnsanlara daha çocukluğundan doğadaki diğer canlıları koruma bilinci verilmeli. Şimdi doğadaki diğer canlıları korumayla alakalı bir şey var mı? Hayır. Bu olamaz. İnsanoğlu da tıpkı bitkiler ve hayvanlar gibi doğanın bir parçası bunu diyebilirim. Neden? Bakın, insanoğlu da tıpkı bitkiler ve hayvanlar gibi doğanın bir parçasıdır. Öte taraftan hayvanlar ve bitkiler gibi doğadan kopuk olarak yaşamını hiçbir şekilde de sürdüremez. Yani hem onlar gibi hiçbir şekilde de onlarsız yaşamını sürdüremez diyebilirim. Cevabım bursa. İnsanın sebebiyet verdiği savaşlar doğayı tahrip eder. Savaştan bahsetti mi? Hayır. Eliyoruz. Çeşitli nedenlerle doğaya saldırmasından bahsetti mi? Hayır. Yol açtığı çevre kirliliğinden bahsetmedi. Bakın anahtar kelime üzerinden giderek eleme yapabiliyorum. Cevabım Bursa. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Ben 10 yaşlarındayken babam beni ormana götürmüştü. Semaverde çay demleniyordu. Henüz sabah e, kırağıları yeni yanmıştı. Babam, oğlum bu ağaçta ne görüyorsun diye bana bir ağaç gösterdi. Baktım, baktım, ağaç dedim. Babam bir şey söylemedi. Biraz sonra tekrar sordu. Ağaca dürüst bak ve ne gördüğünü söyle. Ben gene baktım, baktım. Aklıma bir şey gelmiyordu. Tekrar ağaç dedim. Babam öfkeyle ayağa kalktı. Bak bakalım bu ağacın gövdesi dalları yok mu? Dalların ucunda yaprakları, yaprakların renkleri yok mu? Onların ucunda kuşlar uçuşmuyor mu? Eğer bunları görmüyorsan sen sadece bakıyorsun demektir. Sonra da nokta nokta diyerek yerine oturdu. Sen sadece bakıyorsun. Demek ki babasının kastettiği şey ne arkadaşlar? Görmek. Çünkü bakmak ve görmek farklı değil mi? Yani şurada şöyle bir ağaç olsun. Tamam mı? Şimdi ne görüyorsun dediğimde hepiniz ağaç diyebilirsiniz ama şu ağacın dalları da var. Tamam mı? Bu ağacın dallarında yapraklar da var şu şekilde. Şimdi kiminiz ağaca baktığınızda yeşili görür? Kiminiz meyveli meyve veren bir ağaçta meyvesini görür, meyve veren bir ağaçsa kiminiz yaprağını görür, kimisi dalını görür, kimisi işte e, ne kadar büyük olduğunu görür vesaire vesaire. Yani babasının kastettiği görmek ve bakmak arasındaki ilişkiyi anlatmaya çalışması. Şimdi bakıyoruz bir ağacı, bu ağacın gölgesi yok mu görmüyor musun? Diyemez değil mi? Çünkü neden? Eğer bunları görmüyorsan sen sadece bakıyorsun. Demek ki görmekle alakalı bir şey. Sakın bu sözümü ya bana atayım deme. E, bu da sana ders olsun. Bundan sonra dolu dolu bak. Bakmak başka şeydir. Görmek başka şeydir. Unutma demiştir. Büyük ihtimalle cevabım denizli şıkkı olur. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Bu tarz sorularda arkadaşlar öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Giriş cümlesini bulmamız gerekiyor. Bağımsız bir cümledir giriş cümlesi biliyorsunuz ki. Şimdi bakıyoruz. Hem dış hem iç huzura ulaşamamış insanların mutsuzluklarını, sıkıntılarını korkularını belirtir bu dizelerde. Bu dize hangi dize demek ki bu bir giriş cümlesi olamaz. Bundan dolayı diye bir giriş cümlesi olamaz. Çünkü diye bir giriş cümlesi başlayamaz. Bu durum hangi durum böyle bir giriş cümlesi olamaz. O zaman canlar ne yapıyoruz? Beşi başa alıyoruz ve okuyoruz. Evler Behçet Necati önceki döneminde 1945-1950 yılları arasında yazdığı şiirlerin iyi bir Örneğidir diyebiliyoruz. Bakın bu bizim için ne oldu? Bir oldu. Şimdi bakıyoruz. Ee, şimdi evler iyi bir örneği dedi. Hem dış hem iç huzura ulaşamamış insanların mutsuzluklarını, sıkıntılarını, korkularını belirtir bu dizelerde. Belirtir bu dizelerde dedi. Ve biri de buraya alıyoruz canlar. Şimdi belirtir dedi. Burada da dedi ki bu durumları belirtirken bakın belirtme ifadesi anahtar kelime olarak kullanıldı. Bu durumları belirtirken de kendi iç konuşmalarını yansıtır gibidir. Dördü getirdim gördüğünüz gibi canlar. Devam ediyoruz. Kendi iç sıkıntılarını yansıtır, iç konuşmalarını yansıtır gibidir. Bundan dolayı yani kendi iç konuşmalarını yansıttığından dolayı Evler şiiri için ayrıntıları belli, anlamları açık ifadesi kullanılır. 2'yi getiriyorum. Çünkü çünkü sona alıyorum. Sonuç cümlesinde olur çünkü ifadesi genelde. Çünkü kendi içinden geçenler dizelere yer yer sözcük olarak yerleşmiştir. Çok gizli saklı değildir. En sona da gördüğünüz gibi 3'ü getiriyorum ve böyle bir tablo ortaya çıkmış oldu benden ne istiyor peki? Hangisi baştan üçüncü olur diyor. Bu şekliyle baktığımızda cevabım denizli şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra? Bu nedenle çocuk için yazarken çok titiz davranmak gerekir cümlesi getirilebilir diyor canlar. Yaşam boyu hep nitelikli eser yazma çabası gösterdim. Şimdi burada çocuklarla ilgili bir şey var mı? Yok. Birden sonra bakın getiremem. Devam ediyorum. Bu çaba özellikle çocuklar için yazarken beni çok yordu. Bunu diyebilirim. Şimdi beni çok yordu dedikten sonra bu nedenle çocuk için yazarken çok titiz davranmak gerekir diyemem. Yani yormak ve titiz davranmak arasında bir ilişki kuramadım. Çünkü çocuğa iyiyi, güzeli ve doğruyu sezinletirken kötü, çirkin ve yanlışlar da kolaylıkla aktarılabilir. Bakın diyor ki siz çocuğa iyiyi, güzeli, doğruyu sezdirmeye, duyumsatmaya... Çalışırken kötü, çirkin ve yanlışlar da kolaylıkla siz farkında olmadan aktarılabilir. Yani çok sıkıntılı, iyi vermeye çalışıyorsunuz ama kötü, çirkin yanlışları da e, farkında olmadan yani mm, kolaylıkla aktarılabilir diyor siz farkında olmadan. Bu nedenle çocuk için yazarken çok titiz davranmak gerekiyor ki o kötüyü, çirkini, yanlışı vermeyelim diyebilirim. Yani 3'ten sonra getirdiğimde gayet de doğru olmuş olur. Ne var ki günümüzde niteliğe önem verilmeden yazılmış kitaplar çocuk kitapları piyasasını ayrı kotu gibi sarmış durumda. Mantar gibi ortaya çıkan yayın evleri bu tür dosyaları kar amacıyla inceleyip sık dokumadan yayınlayıp piyasaya sürüyor. Diğerlerinde zaten herhangi bir şey yok bununla alakalı. Cevabım C. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Koşul öne sürme, tanımlamaya başvurma, tanımlama için lütfen nedir sorusunu sorunuz, mecazlı anlatımdan yararlanma, konuşma havası içinde yazılma, karşılaştırma yapma diyor. Hani aşılmış sıradan bir söz vardır ya, yaşam geride bıraktığımız izdir ha. Yaşam nedir? Bakın, yaşam nedir? geride bıraktığımız bir izdir ya da geride bıraktığımız izdir. İşte bu bizim için tanımlamadır. Direkt nedir sorusunu sorup yanıt alabildik. Ama benim arkada bıraktığım yıllar sis içinde hem de öyle bir sis çölü ki hiçbir şey seçilmiyor. Geride bıraktığı yılları sis çölüne benzetmesi mecazlı anlatım değil mi? Tabii ki. Yaşam haritanımı önüme seriyor, inceden inceye ayırıyorum. Kalıcı hiçbir iz bırakmamış gibiyim. Boşuna geçirilmiş anlamsız bir ömür. Düşündükçe bunun ezikliğini her zamankinden fazla duyumsuyorum. Yani duyumsuyordum ama şu an her zamankinden fazla duyumsuyorum demesi bir karşılaştırma yapmadır arkadaşlar. Her zamankinden fazla duyumsaması. Yanlış bir yolda mı tükettim yıllarımı? Bir suçluluk duygusu dolduruyor içimi. Soru sormuş, değil mi? E bu da konuşma havası katar. Koşul sürme, öne sürme yani şartla alakalı herhangi bir şey yok. Cevabım A şıkkı olur. Yazarın bu parçadaki altı çizili sözü söylemesine yol açan durum aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir dokun bin ah dinle kaseyi vafurdan diye güzel bir dize yazmış şair. Yazarlar da bu dizedeki içleri ah dolu kaseler gibidir. Dokunduğunuzda hele de yazma, yayın sorunları üzerine konuşturduğunuzda bir ahları bin olur. Çok ah etmekten bahsediyor. İyi ki de öyle olur. Ya hiç sorunları olmasaydı, ahları bulunmasaydı daha mı iyi olurdu? Yazarların ahları bitmediği zaman edilginlikten uzak dururlar. Edilgenlikten uzak dururlar. Kendilerini yenileme, sorgulama, hesaplaşma gibi dinamikler içinde bulurlar. Şundan bahsediyor arkadaşlar. İyi ki de olmuş. Ahları olduğu için Yazarların yenileme, kendilerini yenileme, sorgulama, hesaplaşma gibi dinamikler içinde kendilerini bulmuş. Yani aslında bu şekilde bir ahları bin olmasının artı bir yönüne değinilmiş. Yani pozitif bir yönüne değinilmiş metinde. Şimdi bakalım. Sorun yaşamalarının yazarları olumlu yönde etkilediği. Evet ya sorunları olmasaydı, ahları bulunmasaydı daha mı iyi olurdu? Ahlar olmasaydı bunlar da olmayacaktı demek istiyor. Ahlar sayesinde bu olumlu şeyler var demek istiyor. Cevabım A şıkkı. Yazarların yaşadıklarını abartarak anlatmalarından rahatsızlık duyması. Olumlu tepkilerini yazarları rehavete iteceğinden rehavetten bahsetmiyor. Yaşananların değil düşlenenlerin yazılmasına karşı çıkması. Klişe sözlerin yazarlar tarafından durmaksızın yinelenmesinden bakması bu da değil. Cevabım A. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İnsanoğlunun yaşadığı en önemli değişiminin sanayi devrimi olduğu söyleniyor. Ama bu devrim birçok alanda teknik buluşlarla üretim dolayısıyla refah artışına yol açıyor gibi görünse de geleneksel üretim tarzının değişmesiyle birlikte yeni problemleri de beraberinde getiriyor. Örneğin üretim sürecindeki fabrikalarda oluşan atık sular arıtılmadan alıcı ortamlara verilerek göl, deniz ve nehirlerin kirletilmesinin yanı sıra bu ortamlardaki canlı yaşamını da tehlikeye atıyor. Aynı şekilde fabrikalardan çıkan katı atıkların depolama alanlarında bekletilmesi yönetilmesi sırasında oluşan sızıntı suyu önce toprağı sonra da yeraltı sularını kirletiyor ve çevre sorunlarına yol açıyor diyor arkadaşlar. Şimdi bahsettiği şey ne? Sanayi devrimi ile beraber insanoğlu diyor değişti. Birçok alanda devrim oldu, teknik buluşlar oldu, üretim oldu, refah artışı oldu. Fakat diyor bu gibi pozitif şeylerin yanında Geleneksel üretim tarzı değişti evet ama bunlar da bazı problemleri beraberinde getirdi. Ne mesela göl, deniz ve nehirlerin suyunun kirletilmesi, canlı yaşamının tehlikeye atılıyor olması, fabrikalardan çıkan katı atıkların diyor arkadaşlar önce toprağı, sonra da yeraltı sularını kirletip çevre sorunlarına yol açması. Yani pozitif bir şey olurken akabinde de ne olmuş akabinde negatif bir şey olmuş. Bundan bahsediyor. Şimdi bakalım üretim sürecinde ürünlerde kullanılan maddelerin çeşitlenmesi üretim talebini arttır ama burada negatiflik yok. Yaşamsal rahatlık sağlayan bazı gelişmeler evet bunlar artı pozitif bir şey. Yaşama yeni sorunlarla birlikte gelir yani evet. Her ne kadar rahatlık sağlayan bazı gelişmeler olsa da bunun sonucunda yaşama yeni sorunlar yani negatif şeyler getirir cevabım Bursa. Ülkelerin kaynaklarını yanlış yeniliklere yönlendirmesi insanoğlunun işini zorlaştırır. Ülkelerin kaynaklarından bahsetmemiş. Bazı teknolojik gelişmeler insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzını ön plana çıkarır. Dünyadaki yaşamsal kaynakların yetersizlik teknolojik gelişmeleri hızlandırır. Bu da değil cevabım B. Bu parçada söz edilen araştırma aşağıdakilerden hangisine cevap almak amacıyla yapılmıştır? Tam zamanlı çalışan insanlar için hiçbir iş yapmadan yaşamak harika bir fikir olarak görülebilir. Ancak yapılan araştırmalar kişinin emeklilik sonrasında ve yaşlandıkça günlük bir amacının olmasının iyi bir yaşlanmanın temel unsuru olduğunu ortaya koyuyor. Ha bir amacı varsa diyor iyi bir yaşlanmanın temel unsurudur bu. 2017'de yayınlanan bir çalışmada 4000'den daha fazla, 4000'den fazla kişide fiziksel yaşlanmanın iki yaygın işareti ölçüldü. Zayıflayan kavrama ve daha yavaş yürüme hızı. Bu sonuca göre bir amaç sahibi olanların kavramlarının zayıflama olasılığı %13. Daha yavaş yürüme olasılığı ise %14 azalıyor. Ancak bir amaç sahibi olma ve bununla bağlantılı pozitif etkiler kişiden kişiye büyük oranda değişiklik gösteriyor diyor arkadaşlar. Neyden bahsediyor? Üzerinde durduğu ortak nokta ne? Amaç yani bir amacı olan insanın em, kavramlarının zayıflama olasılığı %13 daha yavaş yürüme olasılığı %14 azalıyor. Yani amacı olan insanın aslında daha çok ne oldu arkadaşlar? Daha çok fiziksel sağlığının iyi olduğundan bahsediyor. Bakalım. Beynin yaşla birlikte gelişebileceği düşüncesi doğru olabilir mi? Beyinden bahsetmemiş. Anahtar kelime üzerinden giderek eleme yapıyorum. Yaşlılığı pozitif bir şekilde algılamak yaşam süresinin uzamasında etkili mi? Değil. Bundan bahsetmiyor. E, kişinin fiziksel sağlığıyla bir amaç sahibi olması arasında doğrudan bir ilişki var mı? Tamamen bunu söylüyor. Amacı olan insanın arkadaşlar yavaş yürüme olasılığının %14 azaldığı, zayıflama olasılığının %13 azaldığını söylüyor. Cevabım C. İnsanlar ileri yaşlarda yeni amaçlar peşinde koşmak için yeterli donanıma sahip mi? Donanımdan bahsetmedi. Bunu da eliyoruz. Zihinsel yavaşlamayla ile damgalanan ileri yaştaki insanlar bir amaç peşinde koşabilir mi? Bunu da ediyoruz. Cevabım C. Bu parçada söz edilen kitabın asıl özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Kitabın ön söz ve giriş yazısından öğrendiğimize göre makalemizde ele aldığımız, incelediğimiz atasözü ve deyimler konuyla ilgili belli başlı kitapların taranması ve yazarın çeşitli sohbetler sırasında bizzat halktan duyduğu, not aldığı, kalıplaşmış sözlerden oluşmakta. Ne yazık ki yazar sohbetlerde not alınan sözleri belirtmediği gibi bu sözlerin kaynak kişisini de yazmamıştır. Kitapta asıl dikkat çeken, bu çalışmayı değerli kılansa içinde sözlüklere hiç girmemiş ya da çeşitlemesi yer almış söz varlıklarını barındırmış olması. Yani sözlüğe hiç girmemiş ya da çeşitlemesi yer almış söz varlıklarını kullanması diyor arkadaşlar. Ee, böylece apalamadan yürünmez. Nerede çalgı orada kalgı atasözleriyle baka baka gözünün kökü sararmak, cıs dediği davar olmak deyimleri gibi çeşitli sözler yaşarlığını sürdürecektir diyor. Asıl özelliğine şimdiye kadar duyulmamış ya da unutulmuş değil mi? Sözlerin kullanılması. İnsan ve dil gerçeğini kendi özellikleri doğrultusunda vermesi. Hayır arkadaşlar şu e asıl dikkat çeken ifadeden itibaren bakmamız lazım. Okuyucusuna okudukları arasında bağımsızca değerlendirme yapma olanağı sağlaması, dünden bugüne kalmış dil değerlerini koşullar doğrultusunda yenileyerek sunması değil arkadaşlar. Yenilenmesinden bahsetmiyor. Sözlü kültürden yazılı kültüre aktarılan Birçok sözü unutulmaktan kurtarması çünkü sonra ne diyor bakın bunlar yaşarlığını devam ettirecektir. Yani canlı kalacaktır demek istiyor cevabım denizle. Sözlü geleneği oluşturan dil değerlerinin aktarımıyla yaşamı zenginleştirmeye çalışması da değil cevabım d. Bu parçaya göre Kemalettin Tuğcu'nun Anlatılarında aşağıdakilerden hangisi görülmektedir? Kemalettin Tuğcu'nun ilk bakışta isim benzerliğiyle birbirini çağrıştıran romanları okuduğunda bu romanlarda farklı türde olaylar ve anlatım tarzları görülür. Yazar bize türlü türlü anlatım formu sunar. Bir daha masalında teklik birinci şahıs ben formunu eski bir masalda teklik üçüncü şahıs o formunu kullanır. Yazarın bazı kavramlara yaklaşımı da tek yönlü değildir. Örneğin üvey anneyi e, tek tip olarak vermez. Anne sizler üvey anne gibi romanlarında olumlu vasıflarla donatılmış üvey anne portreleri çizer demek istiyor. Yani bahsettiği şey nedir arkadaşlar? Ben formunu kullanıyor bir daha masalında. Eski bir masalda o formunu kullanıyor. Üvey anne de tip olarak, tek tip olarak vermiyor. Anne sizler ve üvey anne gibi romanlarında olumlu vasıflarla donatılmış üvey anne portreleri çiziyor. Gerçeklik, akıcılık, duygusallık, yerellikten ziyade çeşitlilik olduğunu söylüyor arkadaşlar. Her ne kadar isim benzerliği olsa bile aslında birbirinden farklı olduğunu söylüyor. Farklı türde olay ve anlatım tarzları olduğunu söylüyor. Bu da çeşitlikle açıklanabilir. Cevabım A. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir yazarın hedefi olabilir? Ben hedefimin bilincine çok erken vardım. Yerimde sayarsam okurlarından kopacağımı biliyordum. Çünkü benim okurlarım çocuk ve gençler. Onlar sürekli bir gelişim ve değişim içindeler. Eğer ben olduğum yerde kalır ya da yavaş ilerlersem onları yitireceğime kesin gözüyle bakıyordum. Şimdi arkadaşlar, sürekli onlara yaklaşmak için, onları takip etmek için o zaman ne yapmış? Kendini güncel tutmuş, değil mi? Yani Gündemi takip etmiş, günceli takip etmiş, gündemde kalmış kısaca. Devam ediyorum. Soluk soluğa koştuğum yazarlık yolunda geriye düşmek yaşam sevincimi ve yazma coşkumu söndürecekti. Bu saplamalar beni sürekli tetikledi. Böylece kültür altyapımı yapımı düzenli olarak güçlendirip hedefime doğru emin adımlarla yürüdüm. Bu yolda bilinçle sürdürdüğüm gözlemler, geniş yelpazede okuduğum kitaplar, internet, dünya çapında yaptığım geziler en iyi destekçilerim de yani kendini güncel tutmak için bunları yapmış diyebiliriz. Bunları şöyle elediğimizde zaten günceli yakalamak olduğunu söyleyebiliriz. Cevabım Bursa. Bu parçada mekanla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde romanı, yeni biçimler, kurgular ve yalın mekanlarda çözen yazarlar var. Dünyanın görsel arşivinin herkesin parmaklarının ucunda ve bir tuş uzaklığında olduğu günümüzde romandaki mekansal betimlemeler epey sınırlı tutuluyor son yıllarda. Oysa ben sınırlayıcı roman akımlarına yakın duran biri değilim. Bana göre romanın atmosferi hemen her şeydir. İşte burada mekanlar girer devreye. Çünkü mekan romanın ham maddesi toprağıdır. Bu yüzden mekansal betimlemelerimin Yükü yeni romanında daha ağırdır diyor arkadaşlar. Yani burada bahsettiği şey ne? Tabii ki mekan dediğimiz şey romandaki ortamdır arkadaşlar. Evet diyor. Tabii ki dünyanın görsel arşivi ve internette olduğu için bir tuş uzaklığında, yakınımızda yani bu kadar yakın ama ben bu şekilde sınırlandırmak istemiyorum. Ben böyle bakmıyorum çünkü ben sınırlayıcı roman akımlarına karşı birisiyim diyor. Romanın atmosferi hemen her şey yani o ambiyans, o ortam. Burada mekan devreye giriyor. Çünkü diyor romanın ham maddesi mekandır, çevredir, toprağıdır diyor. Bu yüzden mekansal betimlemeler önemli ve yeni romanın da daha çok karşınıza çıkacaktır demek istiyor. Romandaki ortamı belirleyen en önemli ögedir. Evet oradaki atmosferden kasıt ortam dolayısıyla cevabım A karakterden bahsetmiyor. Başarılı betimleme demiyor. Yakaladığı başarıdan da bahsetmiyor. Sınırlı tutulmadığı müddetçe beğeni kazanır demiyor. Cevabım A. Bu parçanın yazarından aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez. Genç sanatçılara bir uyarım var. Ürettiğiniz bir eserin yeterince iyi olmadığına sakın üzülmeyin. Eseriniz kötü de olsa siz üretmeye devam edin. Sakın yılmayın. Şuna inanın her ne üretiyorsanız yapa yapa Yaza yaza, çize çize daha iyi varacaksınız. Çünkü daha iyi varma yolunda önemli olan tek şey vardır. O da üretme alışkanlığınızı kaybetmemenizdir. Yani eser yazmaya devam edin. Yani yazma konusunda devam edin diyor. Üretmek dediği şey eser yazmak. Bu roman, şiir, hikaye olabilir. Çünkü siz diyor yaza yaza gittikçe ne yapacaksınız? Daha iyisini yapacaksınız yazdıkça. Beğenilen sanat eseri üreticisinin araştırmaları sonucunda ortaya çıkar. Bunu söyleyebilir arkadaşlar. Neden? Çünkü araştırdıkça daha iyisini yazacaksın demek istiyor. Yetenekli olmayan genç sanatçılar boşuna sanatta ustalaşmaya çalışmasınlar. Asla böyle bir şeyden bahsetmiyor, yetenekten bahsetmiyor. Daha çok yazın, yaza yaza, yapa yapa, çize çize daha iyiye varacaksınız diyor. Cevabım B. Genç sanatçının yaratıcılığı yaptığı işi alışkanlık haline getirmek. Evet, yazdıkça diyor. Doğru. Yapılan her işin mutlaka bir çıraklık dönemi vardır. Siz yazdıkça daha iyisi olacaksınız. Doğru. Destekler. Sanatsal başarı ancak sanatla uğraşarak kazanılır. Yani uğraşmaya devam ettikçe başarıyı yakalayacaksınızla tabii ki uyuşuyor bu cümle. Cevabım Bursa. Bu parçalık cam ve cam üretimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? İnsanoğlunun 6000 yıldan beri cam ürettiği düşünülüyor. Tamam. Ee, yani düşünülüyor. Üretim tarihinin tahmin yapıldığına Dolayısıyla denizli şıkkını eliyoruz canlar. Ancak insanların büyük çapta cam üretimi yapmaya başlaması bronz çağının sonlarına doğru cam üretim teknolojilerinin hızla gelişmesinden sonradır. Tamam. Devam ediyoruz. Lübnan, Suriye, Mezopotamya ve Mısır gibi bölgeler ilk cam üretim merkezi olmaya aday olsa da ilk cam üretim merkezi olarak gözler doğaya çevriliyor. Tamam. Ee, devam ediyoruz. Çünkü kumun ana bileşeni olan kuartın cama dönüşmesi için illa insanlar tarafından ısıtılarak eritilmesi sonra da hızla soğutulması gerekmiyor. Temel aşamalardan da bahsetti arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Yıldırım düşmesi ya da gök taşı çarpması gibi olaylar sırasında ortaya çıkan yüksek ısı kumun camlaşmasına neden olabilir. Tamam, farklı yolla oluştuğu da metnin tamamında da var ama burada da zaten söylemiş. Yıldırım düşmesi ya da gök taşı çarpması gibi olaylar, yanar dağ patlamaları sırasında yayılan lavlar hızla soğuduğunda da obsidiyen denilen ve farklı tür olan volkanik camlar oluşur diyor arkadaşlar. Şimdi en başa dönüp baktığımızda ee, burada neyden bahsediyor arkadaşlar? Cam üretim merkezinden bahsediyor ve gözler doğaya çevrilir diyor. Yani devam edelim. Üretiminden bahsetti zaten. Üretimden bahsettik. Kumun ana bileşeni dediği onun ham maddesiyle alakalı. Ham maddesinin içeriği. Çünkü kuartsın cama dönüşmesi diyor. Bu da ham maddeyle alakalı. Bunu da eliyoruz. Yapısının zamanla bozulduğundan bahsetmiyor. Cevabım E şıkkı olur. Bu parçada yazlık sinema ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yoktur? E, temel araç gereçlerini belirtme, çeşitli adlandırmaları bulunduğunu açıklama, geleneksel bir eğlence aracı olarak tanımlama, dilde kalıplaşmış bir kullanıma yol açtığını ifade etme, hakkındaki bilinmezliklere duyulan üzüntüyü dile getirme. Bütün dünyada yaz ayları boyunca açık alanlarda hizmet veren sinemalara genel olarak açık hava sineması denir. Tamam. Bu sinemalar bazı yörelerde yazlık sinema ya da bazen eski geniş bahçelerde kurulduğu için bahçe sineması olarak da bilinir. Yani çeşitli adlandırmaları verdi mi verdi. Bu durumda ne yapıyorum? Bursa şıkkını eliyorum. Perde yerine geçen büyük bir beyaz duvar ve onun yeteri kadar uzağında 4 direk üzerindeki küçük bir odada çalıştırılan projeksiyon makinesi ve orada e, genellikle arada genellikle derme çatma tahta sandalyeler bir açık hava sineması kurmak için yeterliydi. O zaman burada da temel gereçlerini vermiş gördüğünüz gibi bu ifadelerde. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz Adana Şıkkın'da. Bu sinemalarda rahat oturmak isteyenler erkenden bir çocuğu gönderir. Onun evden getirdiği minderler daha sonra da gelecekler için boş sandalyelere yerleştirilirdi. Bu yüzden burası açık hava sineması mı yer tutuyorsunuz? Sözü bir zamanlar çok kullanılan bir söylem olmuştu. Açık hava sinemalarının Türkiye'deki tarihi epey eskilere gitse de bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığından bu tarih ne yazık ki birçok soru işareti ile dolu. E, bu cümle arkadaşlar beni Edirne şıkkına götürür hakkında bilinmezliklere duyulan üzüntüyü dile getirme de var. Dilde kalıplaşmış bir kullanıma yol açtı. Burası açık hava sineması mı yer tutuyorsunuz ifadesi arkadaşlar. Bu da beni Denizli şıkkına götürür bunu da eliyoruz. C şıkkıyla alakalı bir şey yok cevabım C. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi oyun yazarı olmak isteyen gençlere verilen öğütlerden biri değildir? Kalıcı tiyatro her şeyden önce dil olduğuna göre oyun yazarı olmak isteyen genç göktürk yazıtlarından günümüze dek bütün Türk edebiyatından sorumlu tutmalı kendini diyor arkadaşlar. Göktürk yazıtlarından günümüze dek Türk edebiyatının tamamından sorumlu tutmalı diyorsa yani kültürel olarak arkadaşlar bu ögelerden yararlanmalı. Kültürel ögelerden bütünüyle yararlanma olduğunu söyleyebiliriz ve bu yüzden Edirne şıkkını eliyoruz. Divan şiiriyle halk şiirinin ustalarını iyice tanımalı. Tamam. Devam ediyoruz. Mutlaka yabancı bir dil öğrenip dünya tiyatro tarihini incelemeli. Tamam. E, tiyatro sanatının şah eserlerini okuyup birbiriyle kıyaslamalı. Yani yabancı dil öğrenmesi, ondan sonra e, dünya tarihini incelemeli. Yani var olan, dünya tarihi dediği için var olan edebi birikimden beslenmesi. Edebi yazınsal demek. Dolayısıyla C'yi de eliyoruz. Doğu batı demeyip bütün insanlığın tiyatro mirasına sahip çıkmalı. Sonra herkesten farklı düşünebilmek için herkesten farklı düşünmek arkadaşlar özgün olmaktır. Sıradanlıktan kurtulup özgün olabilmekten bahsediyor. Adana şıkkında eliyoruz. Dünya felsefe tarihinin doruklarını da tanımalı. Çünkü özellikle Batı felsefesinin tarihi tiyatro yazarını son derece ilgilendirir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Yabancı dil öğrenmesiyle alakalı yani derin bir dil bilinci oluşturması ifadesi de e, böyle e, hemen bulmuş olduk. Konu seçiminde titiz davranmayla alakalı bir şey yok. Cevabım Denizli. Bu parçada söz edilen yazar ve eserleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 20'li yaşların başında kendi ve Selim İleri kitaplarında yer bulduğumu fark ettim. Tamam. Öykü ve romanlarında kırgınlıklar, kırıklıklar dikkatimi çekmiş. Beni oldukça şaşırtmıştı. Bu duyguları anlatırken ayrıntılarla haşır neşir olmasının üzerimdeki etkisi de işin cabası. O zaman okurda iz bıraktığını söyleyebilir miyiz? Üzerimdeki etkisi dediği için bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu eserlere her dem taze demek abartılı olmasa gerek. Sürekli taze. Tamam. Çünkü her birinde mutlaka her zamankinden farklı içerikle karşımıza çıktı. Bu kitaplar bana hem büyük bir resmi gösteriyordu hem de ayrıntıyı gözden kaçırma sakın diyordu. Detaylara odaklandığı doğru. Hem sürekli taze olması yenilikler barındırdığı doğru. Kendisini oldukça etkilemesi, dikkatini çekmiş olması tabii ki bunu neyle açıklayabiliriz? Şurada. Daha doğrusu her birinde mutlaka her zamankinden farklı içerikle karşımıza çıkması alışılmışın dışına çıktı. Sürekli farklı içerikle çıkması. Bireysel L ağırlık verdiğiyle alakalı bir şey yok. Cevabım B. Bu parçanın yazarının Nasrettin Hoca ile ilgili takındığı tavırda aşağıdakilerden hangisi yoktur? Nasrettin Hoca elbette bir kahramandır. Kolay mı insanı bir psikolog, bir sosyolog tavrıyla yaklaşabilmek? Onun bencilliğiyle, tembelliğiyle, bilgisizliğiyle, hamlığıyla mücadele etmek? İnsanı sonsuz değerler dünyasıyla tanıştırabilmek? Üstelik... Bunu hem empati hem sempati taşıyan bir dille yapmak. Dahası hem milli hem evrensel olabilmek. İşte Nasrettin Hoca bunun için kahramandır. O her bir her biri ince düşüncenin, güler yüzlü eleştirinin, himmetli hikmetli söyleyişin ürünü olan fıkralarıyla yaşamaya devam ediyor ve edecek. Çünkü böylesi insanlar toplumlarının gören gözü, işiten kulağı, düşünen beyni olurlar ve biz onlardan hareketle sadece bir şahsiyetin değil, aynı zamanda bir milleti ruhsal ve düşünsel portresinde görmüş oluruz. Onu genelleme yapıyor. Sadece şahıs olarak değil, bir milletin ve bir milletin ruhsal ve düşünsel portresini görüyoruz. Şahsi olarak değil. Yani genelleme yaptı. Yaşamaya devam ediyor ve devam edecek derken kalıcılığa değindi. Kalıcılığına inanıyor. Ondan sonra arkadaşlar ne yapıyor? Onu kuşkusuz onaylıyor. Biz bunu nerede görüyoruz? Şöyle bakıyoruz. Hem milli hem evrensel olabilmek. Empati, sempati taşıyan bir dille bunu yapmak, sonsuz değerler dünyasıyla tanıştırabilmek hepsinde zaten bu var. C şıkkını da eliyoruz. E hepsinde arkadaşlar bir hayranlık dile getirme de var değil mi? Çünkü bir psikolog, bir sosyolog tavrıyla yaklaşması, bencilliğiyle, tembelliğiyle, bilgisizliğiyle, hamlıyla mücadele edebilmesi hayranlık uyandırmış. Düş gücünü zorlamayla alakalı bir şey yok. Cevabım Denizli. Yazarın bu sözlerinden kendisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Farklı bakış açıları geliştirdi, hayat felsefesine yeni bir içerik kazandırdı. Okur kitlesinin beklentilerinin kendisi için ölçüt oldu. Kitaplarına duyulan ilgide kalıcılığı yakaladı. Eserleri için her fırsatta malzeme Topladı diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Kitaplarımın 50 yıldır kuşaktan kuşağa ilgiyle okunması ve okur sayısının düzenli artmasında eserlerimde yer alan gezilerden kaynaklanma, değişik kültür zenginliğinin etkisi yatsınamaz. Yani inkar edilemez diyor arkadaşlar. Evet şimdi bakıyorum böyle bir şey var mı? Devam edelim ha şunu diyebiliriz bakın. Eserlerimde yer alan gezilerden kaynaklanma değişik kültür zenginliğinin etkisi. Yani eserleri için her fırsatta malzeme topladı diyebiliriz. Yine devam edelim. 1970-1971 yılları arası yıllarından 2014 yılına kadar süren dünya gezileri kültür zenginliğimi arttırırken dünya görüşümü de değiştirdi. O zaman farklı bakış açıları geliştirdiğini söyleyebiliriz ve Adana şıkkını eliyoruz. Yaşam biçimi edindiğim dünya barışı düşüncem güçlendi. İnsan sevgim arttı, kalemim bilendi. Hayat felsefesine yeni bir içerik kazandırdı. Çünkü yaşam biçimi edindiğim dünya barışı düşüncem güçlendi diyor. 1800'lerin başından beri düzenli olarak izlediğim Frankfurt kitap fuarı da beni çok zenginleştirdi. Orada at gözlüğü takınmaktan kurtuldum. Uf, Uzak ufuklara bakmayı, dolu dolu hedefler edinmeyi öğrendim. Kültürler arası geziler ileride kurgu yaparken değerlendirilecek pek çok kazanım sağlıyor. İleride kurgu yaparken yani eserleri için her fırsatta malzeme topladığı bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Edirne şıkkını da eriyoruz. Gezilerim sırasında durmadan aldığım notları eserlerime renk, ses, koku, tat katıyor. Okurlara yeni ufuklar açıyor. Yabancı insanlara ve onların yaşam biçimlerine, duygu ve düşüncelerine ön yargısız, hoşgörülü olma bilinci veriyor. Şimdi 50 yıldır kuşaktan kuşağa ilgiyle okunması ifadesi ve okur sayısının düzenli artması ifadesi kitaplarına duyulan ilgide kalıcılığı yakaladığı anlamını verir bize. Okur kitlesinin beklentilerinin kendisi için ölçüt olduğu ile alakalı bir şey yok. Cevabım C. Bu parçada yazar başarısını aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır diyor. Bakalım. Kitaplarımın 50 yıldır kuşaktan kuşağa ilgiyle okunması Okur sayısının düzenli artmasında eserlerimde yer alan gezilerden kaynaklanma değişik kültür zenginliğinin etkisi yatsınamaz. Yatsınamaz yani inkar edilemez. Yani değişik kültür zenginliğinin etkisi ve gezilerden kaynaklanma var demek istiyor. 1970-71 yıllarından 2014 yılına kadar süren dünya gezileri kültürel zenginliğimi artırırken dünya görüşümü de değiştirdi. Yaşam biçimi edindiğim dünya barışı düşüncem güçlendi. İnsan sevgim arttı, kalemim bilendi. 1980'lerin başından beri düzenli olarak izlediğim Frankfurt kitap fuarı da beni çok zenginleştirdi. Orada at gözlüğü takınmaktan kurtuldum. Uzak ufuklara bakmayı, dolu dolu hedefler edinmeyi öğrendim. Kültürler arası geziler ileride kurgu yaparken değerlendirilebilecek pek çok kazanım sağlıyor. Gezilerim sırasında durmadan aldığım notlar eserlerime renk, ses, koku, tat katıyor. Okurlara yeni ufuklar açıyor. Yabancı insanlara ve onların yaşam biçimlerine, duygu ve düşüncelerine ön yargısız, hoşgörülü olma bilinci veriyor diyor arkadaşlar. Bu şekliyle baktığımızda genelde farklı kültürlerden esinlendi. Bunu işte gezdi, ondan sonra okudu, ondan sonra değişik kültür Zenginliğinin etkisi olduğunu söylüyor. Toplumun kültür değerlerini öne çıkarması, bunu öne çıkarmıyor, bunu eserlerinde yansıtıyor ama öne çıkardığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Kültür arası geziler yapıyor. İleride kurgu yaparken değerlendirebilmek için ama bunu özellikle öne çıkardığını söyleyemeyiz. Belirli bir yazınsal türün ilkelerine bağlı kalması yani roman ya da deneme ya da hikaye gibi böyle bir şeyden bahsetmiyor. Anlatıda yakaladığı öznelik ve nesnelik dengesine alakası yok. Konuları gezdiği yerlerle sınırlı tutmasına Kültürler arasılıktan beslenmesine bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü diyor ki yabancı insanlara ve onların yaşam biçimlerine Duygu ve düşüncelerine ön yargısız hoşgörülü olma bilinci. Zaten en sonunda bunu söylemiş. Cevabım A. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Travmatik olaylar hayatımızı beklenmedik bir biçimde etkiler. Zorluklar karşısında insanların tepkileri kendilerine özgüdür. Biriken olumsuzluklar İnsan yaşamında gözle görülür değişikliklere yol açmaktadır. Esnek dayanıklılığın ölçüsü bireyin normal hayata dönüşünü hızlandırır. İnsan acılarını içinde yaşayarak kendini toplumsal dayatmaların dışında tutar diyor. Bakalım herkes için aynı sıklık, yoğunluk ya da şiddeti olmasa da her an karşımıza çıkabilen zorluklarla dolu. Yani ee, Herkes için aynı yoğunluk ve şiddette olmasa da herkes için zorluk var. Zorluklar karşısında insanların tepkileri kendine özgüdür. Direkt Adana şıkkı çıktı ilk cümleden. Bunlar günlük hayatın görece küçük sorunları olabildiği gibi büyük felaketler ya da trajedilerde olabilir. Tamam. Günlük hayatta küçük küçük fakat sık yaşanan zorluklar üzerimizde birikimli stres yükü oluşturabilen travmatik olaylar hayatımızı birdenbire alt üst edebiliyor. Birdenbire yani travmatik olaylar hayatımızı beklenmedik biçimde etkiler. Doğru. Yine de pek çok insan büyük felaketlerden ya da trajedilerden sonra kendini toparlayıp hayatına etkin verimli şekilde devam edebildiğini görüyoruz. Tamam. Hepimizin içinde bir ölçüde var olduğu halde bu bireylerde daha çok güçlü şekilde ortaya çıkan ve psikolojide esnek dayanıklık diye adlandırılan bu toparlama kapasitesi verimli ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek açısından önemli. Yani biriken olumsuzluklar insan yaşamında gözle görülür değişikliklere yol açıyor. Ama esnek dayanıklılığa sahip bazı insanların birden fazla güçlü stres kaynağına maruz kaldıklarında esnek dayanıklıklarını kaybettikleri de ayrı bir gerçek. Esnek dayanıklılığın ölçüsü bireyin normal hayata dönüşünü hızlandırır. Şu sonda arkadaşlar C ve deniz var. İnsan acılarını içinde yaşayarak kendini toplumsal dayatmaların dışında tutar. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Cevabım E. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi esnek dayanıklılığı açıklar. Herkes için aynı sıklık, yoğunluk ya da şiddeti olmasa da Hayat her an karşımıza çıkabilen zorluklarla dolu. Bunlar günlük hayatın görece küçük sorunları olabildiği gibi büyük felaketler ya da trajedilerde olabilir. Günlük hayatta küçük küçük fakat sık yaşanan zorluklar üzerimizde birikimli stres yükü oluşturabilirken, travmatik olaylar hayatımızı birdenbire alt üst edebiliyor. Yine de pek çok insanın büyük felaketlerden ya da trajedilerden sonra bile kendini toparlayıp hayatına etkin ve verimli şekilde devam edebildiğini görüyoruz. Hepimizin içinde bir ölçüde var olduğu halde bu bireylerde çok daha güçlü şekilde ortaya çıkan ve psikolojide esnek dayanıklık diye adlandırılan bu toparlanma kapasitesi verimli ve mutlu bir hayat sürdürebilmek açısından çok önemli. Ama esnek dayanıklığa sahip bazı insanların birden fazla güçlü stres kaynağına maruz kaldıklarında esnek dayanıklıklarını kaybettikleri de ayrı bir gerçek diyor arkadaşlar. Şimdi şundan bahsediyor. Ee, i̇çimizde bir ölçüde var olduğu halde bu bireylerde çok daha güçlü şekilde ortaya çıkan ve psikolojide esnek dayanıklık diye adlandırılan toparlanma kapasitesi verimli ve mutlu bir hayat sürdürebilmek açısından önemli. Şu kısım zaten bana veriyor değil mi? Yani bu dayanıklığa sahip olduğumuzda diyor başımıza gelen negatif şeyleri daha rahat bir şekilde atlatabiliyoruz ve normal hayatımıza daha verimli ve mutlu bir şekilde devam edebiliyoruz. Kısacası kendimizi daha iyi toparlayabiliyoruz ya da kısacası başımıza gelen olumsuzluklarda ya da olumsuzlukları atlatma sürecimiz daha hızlı, daha verimli oluyor demek istiyor. Zorluklar karşısında yeni durumlara iyi bir şekilde uyum sağlamak kısacası bundan bahsediyor. Şu ifade cevabımız da A şıkkı. Kişisel alanlarda olup biteni görmezden gelerek yaşamaya çalışmak, görmezden gelmekten bahsetmiyor. Buna dayanma gücünden bahsediyor. Günlük yaşamın getirdiği stresle başa çıkmanın yollarını aramak değil. Tanıdık olunan yaşam koşullarından değişiklikler, değişiklik adına vazgeçmek değil, direnç göstererek içinde bulunulan durumu şiddetle yargılamak bu da değildir. Cevabım A. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir diyor. Bakalım. Tüketicinin yararlanmadığı bir hizmetin olumsuz sonuçlarının ifade edilme biçimine birçok pazarlama stratejisi ve reklam kampanyasının insan psikolojisiyle ilişkilendirildiğini, belirli sektörlerin tüketicide tasarruf bilinci oluşturmak için öne çıkardığı uygulamalara, pazarlama sektörüne yeni başlayanlara sunan öneriye, satış stratejilerinin tüketicilerdeki hangi duygular üzerinden yürütüldüğüne diyor arkadaşlar kullanıma sunulan bir ürün ya da hizmeti kullanmayan tüketicilerin başına gelecek felaketlerin sonuçlarını şişire şişire anlatmak pazarlama dünyasının sıkça başvurduğu bir yöntem. Yani tüketicinin yararlanmadığı bir hizmetin olumsuz sonuçlarının ifade edilmesi değil. Tamam bir devam edelim. Hatta bu yöntem bu sektöre ilk adımını atanlara yol gösterici olarak sunuluyor. Yani pazarlama sektörüne yeni başlayanlara sunulan öneriye. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Bu yöntemden bahsediyor. Eee bilinçaltımızı esir alan korkuları keşfetmek ve bu korkuların üzerinden oynamak onlar açısından son derece zekice. Günümüzde maalesef reklam kampanyaları ya da pazarlama stratejileri çoğu zaman korkularımız üzerinden yürütülüyor. Yani birçok pazarlama stratejisi ve reklam kampanyasının insan psikolojisiyle ilişkilendirildiği, bilinçaltımızı esir alan diyor ya dolayısıyla Bursa şıkkını da eliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Sigorta şirketleri, otomobil firmaları, gıda tüketicileri ve daha birçok sektör kendinizi güvende hissetmeniz ya da size sunulan ürün ve hizmetleri satın almazsanız kendinizde eksik hissedip hep de güvensizliğe kapılmanız için çalışıyor. Tüketicinin yararlanmadığı bir hizmetin olumsuz sonuçlarının ifade edilme biçimine bu ifade de beni Adana şıkkına götürecektir. Elbette kimse evini su bastığını istemez. Parasız kalırsak bizi geri çevirmeyecek bonkör bir banka olduğunu bilmek de İçimizi ferahlatabilir ama kendimizi güvenli ya da havalı hissetmek için sürekli bir şey satın almamız gerektiriyor gerekiyorsa vay halimize diyor. Satış stratejilerinin tüketicilerdeki hangi duygular üzerinden yürütüldüğüne bunu söylüyor arkadaşlar çünkü bunu hatta sonlarda söylüyor. Neden kendinizi güvenli hissetmeniz için diyor bundan bahsediyor ya da parasız kalırsak bizi geri çevirmeyecek banko e Bonkör bir banka olduğunu bilmek, içini ferahlatması, yani tüketicilerdeki hangi duygular üzerinden yürütüldüğünü iyi biliyor. Bunu sonlarda söylüyor. Tüketicide tasarruf bilinci oluşturmak tasarruftan bahsetmiyor. Cevabım C şıkkı olur. Bu parçada pazarlama dünyası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Kullanıma sunulan bir ürün ya da hizmeti kullanmayan tüketicilerin başına felaketlerin sonuçlarını şişire şişire anlatmak pazarlama dünyasının sıkça başvurduğu bir yöntem. Hatta bu yöntem bu sektöre ilk adımını atanlara yol gösterici olarak sunuluyor. Bilinçaltımızı esir alan korkuları keşfetmek ve bu korkuların üzerine Oynamak onlar açısından son derece zekice. Günümüzde maalesef reklam kampanyaları ya da pazarlama stratejileri çoğu zaman korkularımız üzerinden yürüyor. Sigorta şirketleri, otomobil firmaları, gıda üreticileri ve daha birçok sektör kendinizi güvende hissetmeniz ya da size sunulan ürün ve hizmetleri satın almazsanız kendinizde eksiklik hissedip hepten güvensizliğe kapılmanız için çalışılıyor. Elbette kimse evini su bastın istemez. Parasız kalırsak bizi geri çevirmeyecek bonkör bir banka olduğunu bilmek de içimizi ferahlatabilir ama kendimizi güvenli ya da havalı hissetmek için sürekli bir şey satın almamız gerekiyorsa vay halimize diyor arkadaşlar. Yani birileri bir pazarlık yapacaksa, bir hizmet verecekse bunu kullanmazsanız başınıza gelebilecek olan felaketlerden bahseder ve siz kendinizi sürekli güvende hissetmek istediğiniz için bu tüketime girersiniz ve bunu kendinize almak zorunda hissedersiniz. Yani bu sizi aslında korkutarak almazsan başına şu gelir diyerek sizi Satın almaya zorlar demek istiyor. Tüketicinin gündelik sorunlarına çözüm üretmeye yönelik çalışmalar. Sürekli korkutarak tüketicinin kararları üzerinde etkili olmaya çalışmak. Kesinlikle cevabım Bursa. Her şey sigorta ile teminat altına almayı yaygınlaştırmak istemek. Bununla alakalı bir şey yok. Hedef kitlenin beklentileri üzerinden pazar payını artırmaya odaklanmak. Yaratacağı güven ortamıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemek. Asla böyle bir şeyden bahsetmiyor. Cevabım Bursa.